Merhabalar sayın seyirciler, ben Emir Demirci. Bugün saat tam 8'de, çarşamba gününde not defterinin yeni bir bölümüyle sizi uyanım. Not defterinde bugünkü gündemlerimiz 3 gündemden, 3 ayrı başlıktan oluşur. Birincisi özürlüsüz bugün olan, çok önemli mevzu olan Telafer'in şehir sayılmağı. Yani bunun için milletvekillerin çalışması. İkinci mevzu parlaman. Nisvan Barzani'nin talimatı doğrultusunda önümüzdeki günlerde bir toplantı olur. Parlamanın ilk oturuşu olur. Üçüncü ise İsrail ile Lübnan'ın savaşın geçici bir süre olarak durdurması. Birinci mevzumuz Tel Afar. Tel Afar şimdi ilçe olup, yani şehirden daha küçük olup çok nüfusu olan tek şehir. Yani Irak'ta en çok nüfusu en çok olan tek ilçeydi. Bir Türkmen milletvekili, yani El-Fatih takı bulunan, El-Fatih yönetiminde, El-Fatih koalisyonda bulunan bir parlamento, Türkmen bir parlaman üyesi bir kararı parlamentoya, yani parlamento bütün üyelerine sunmak istedi ve bunun için 88 imza topladı. Gerçekten iyi bir başarıydı. 88 oy toplamağı, 88 imza toplamağı. Daha sonra bu imzaları bugün yarın parlamana sunar. Tel Afar'ın önemi neydi? Onu biraz anladım. Tel Afar tarihi olarak Musul ile Sincar arasında olan ve hem stratejik olarak hem son dönemlerde siyasi olarak da çok önemli bir yerdi. Nâtin, çünkü şu an özürlüsüz PKK terör örgütü Sincar'la Musul arasındaki yani o yolu cetmek isteri o yolu. Ama o arada Tel Afar var. Tel Afar nüfusu tamam bir şekilde Türkmen olan. Ha var, yani Türkmen olup Araplaşan maalesef insanlarımız var. Ama içinde tabii %75 Sünni, %25 de Şii insanlar bulunmaktaydı. Şimdi Tel Afar ne yaptı bugün? Gündem oldu. Tabii bu kararı sunan parlaman üyesi aslında şunu dedi ki biz 2003'ten sonra, hani 2003'ten beri Saddam rejiminin yıkılışından beri biz bunu isteriz. Tel Afar'ın bir şehir olmağı, bir il olmağını isteriz dedi. Bunun için çalışmalar yaptık ama bugüne kısmetmiş dedi. Irak Türkmen Cephesi dışındaki bir Türkmen'in bu adım atması güzel bir şeydi. Sevindirici bir şeydi. Çünkü Tel Afar hem DAEŞ vaktinde hem de ondan evveldir. Özellikle, yani ondan evveldir demeyeyim, ta Kaçakaç destanından İndiye kadar, yani İngilizlerin, yani Osmanlı yıkıldıktan sonra İngilizler buraya gelende, ta o zamandan beri o özünü savunan, öz milliyetini, öz toprağını savunan bir bölge, bir millet olublar. Bugün farklı sebeplerden, özellikle Arap tarafından bazı mevzulara girmiş olabilirler. Özellikle mesela Araplaşma olsun, hizmetsizlik olsun. Bunlar diye tabii DAEŞ'e kadar bu süre çok zarara uğradılar Tel Afar halkı. Çünkü 1924'ten yani takriben 100 yıldır sürekli içinde bir savaş olan, sürekli içinde bir münakaşa, sürekli içinde bir müşkili olan bir yerde. O yüzden Tel Afar'ın iş şehir olması hem yani o şehir için mühimdir. Çünkü ne için? Artık altyapı ceder. Çünkü Tel Afar yaklaşık 175-300 arası Türkmen köyü var içinde ve hala daha ben Türkmenim diyebilen insanlar var tabii ki. Özellikle Irak Türkmen Cephesi atılanda, Irak Türkmen Cephesi Tel Afar'a girebilende oraya da gitmişti. Türkiye'nin oraya yardımları olup da olmaya devam eder. Bir mesaj, yani böyle bir mesaj aldık. Bunun yanında Tel Afar'ın siyasi tarafı da var tabi. Tel Afar bölgesinin siyasi tarafı şudur. Gerek PKK, gerek KDP, gerek Haşşabi Tel Afar'da bir
şey sahip olmak istediler. Yani bir böyle bir yetki sahip olmak istediler. Ne için? Hem bölge olarak Sincar, Musul arasındaydı. Musul şu an yavaş yavaş özüne gelen bir şehirdi. Yarım gün Musul özüne gelse, yani bırakın Erbil'i, bırakın Bağdat, bırakın Basra'nı, hamsın yeter. Çünkü hem iş maliyeti azdı, iş üreten insanlar çoktu. Yani bunu bizden evvelki nesille bunu diri. Orada ucuz eşyaları, çok kaliteli eşyaları ucuz bir şekilde tapabilirdiniz. Yarım gün Musul iyi olsa, Telafar'ın bu bir avantajdı. Telafar'ın etrafında bulunan Türkmen köylerimizsin de bu aynen çok bir avantajdı. Telafar meselesinde şunu da demek isterim. Nüfus olarak tartışmasız bir şekilde Türkmen'de. Bugün Telafar, hani ben İttihat Talba'da olduğum dönemlerde Telafar'la arkadaşlarım vardı benim. Bir keresinde Musul'a gittik. Bir kamp vardı, bir gençlik kampı vardı. O kampta Telafar'lı arkadaşlarımla oturandık. Aslında katkı olmayan içinde, bak hiçbir Arapça, Kürtçe kelime olmayan tek Türkmencaydı. Tek, yani Türkmen eli içinde bulunan tek Türkmencaydı hala. Yani Hükmet Kazık Uçum'un kelimeleri bunun ne? Gerçekten doğal bir, yani doğal demeyeyim de böyle saf bir Türkmencaları var. Bu da onlar için ayrı bir kimlik olabildi. Tam olarak ayrı bir kimlik olabildi taraflar için. Pardon. Öte yandan bir de telafer almak isteyen PKK terör örgütü var. Şimdi ondan önce bir katliam olmuştu telafer'de 2014'te DAEŞ vaktinde. Orada yaklaşık 2000'e yakın, hani tahminen 2000'e yakın vatandaşımız orada şehit olup orada öldürülüp de bir kuyuda. Tabi bu kadar müşküleye tahammül eden bir yer, bu kadar müşküleye isne gelen, ben bu kadar müşküle gelen bir yer tabii ki de çok yorgunlar. Telafer şu an çok çok yorgundu. İyiyorlar, ha iyiyorlar. Hani nece o bir yerlerimiz yavaş yavaş iyi oldu. Doğru, sadakatli bir şekilde gerek Türkmenler olarak biz, gerek Irak hükümeti olarak biz yaparsak bir şeyler, gerçekten Telafer'e yardım edersek, Telafer'e ihtiyacı olan şeyler aparırsak, basit şeylerdir ama yok bile B3 binalar, B3 imaralar, B3 siler. Bunlar hiçbirini demiyorum. Sadece altyapı, hastane. Yani Telafer'de şu ana kadar hala doğru dürüst böyle, yani normal dünya standartlarında bir hastane yoktu ya. Telafer'de yoktu bu. Şimdi Telafer'lerin buna hakkı var. Yani Telafer'ler bizim için insandı. Onların da doğal bir hak olarak öz maştabını yetmek ister. Öz hastahanasını yetmek ister. Yani bir de şey var artık, bu savaştan sonra Telafer'lerin çoğu artık oradan göçmüş durumdaydı. Büyük bir bölümü, büyük bir kısmı Türkiye'ye gelip Erbil'e gelenler var. Daha güney, Kerkü, Altınköprü'ye gelenler var. Musul'a gelenler var. Şimdi Telafer'in iyi olmağı yeni bir iş olanağı sağlar. Bizim milletimizsin. Telafer'de bulunan bizim milletimizsin. Türkmenler olarak, özellikle siyasi olarak, Türkmen cebesi olarak buna el atmağımız gerek. Şimdi dün bir isim paylaşıldı. O parlamento üyesi. Parlamento üyesiyle birlikte olan Erşat Salihi Bey. Bir de parlamento başkanı bir isim paylaştı. 88 imza ile birlikte. Şimdi 88 imza iyi bir sayıydı. Umut verici bir sayıydı. Peki bunu nece olarak görebilirlik? Bu Türkmenlerin telafere böyle abanmağı, yani telafere böyle ilgi göstermağı bizim için iyi bir şeydi. Çünkü yarım gün biz Türkmenler olarak, siyasi olarak telafere bıraksak başka tarafçılar oraya. Gerek Kürt olsun, gerek Arap olsun. Başka taraflar da olur. Hiç bunu saklamaya da gerek yoktu. Nece bazı yerlerimizi bıraktık.
şu an başka bir milletin elindedir. Taraf arada aynı şey olmamak için elimizden geleni, gerek siyasi olarak, gerek kültürel olarak, gerek eğitim olarak, yani her şey elimizden yapmamız gerek. Şimdi Fetih koalisyonda bulunan Muhtar Ali Musevi parlamento üyesinin bir hakikatine baktım. Bugün ya da dünen bir lika verdi, bir röportaj verdi bir programda. Orada dedi ki, Türkmenli olarak Telafer'in bir şehir olmağını isterik. Evet ama bu bizim için biraz zahmetlidir. Çünkü milletimiz arkamızda dövüşüdür. Tabii bu bir Arap medyasına bilinir. Yani öz milletimizi başka yabancı taraflara kırmak da o başka bir ayıptı. Ama şu an mevzumuz o dövüşü. Mevzumuz Telafer'di. Telafer, hani bizim bütün milliyetçi Türkmenlerin bir şiarı var ya, Telafer'den Mendeli'ye selam olsun, Türkmenliğe diye. O Telafer işte, o Telafer bizim haritamızın başlangıcıdır. Telafer yarım ucun çok iyi olsa, Erbil olarak, Çerçuç olarak, Çifri olarak ve diğer bölgeler olarak, Musul olarak Telafer'e bir sürü ziyaretler gerçekleştirebiliriz. Yani özellikle yardım ziyaretleri ya da başka ziyaretler de olur aslında. Yani şu an şunu demek isterim. Telafer'in hem bizim için, hem Türkiye için, hem Araplar için, hem de Kürtler için önemi büyüktü. Çünkü bir harabe var ortada. Bir yıkılmış yer var. Şimdi birisi gelip bunlar da bir yiyetsin. O şehirleri, o kalıntıları da bir kaldırsın. Ondan sonra bir altyapı kursun. Altyapıdan sonra insanları Telafer'e döndürebilir. Başkaları yok, biz onu etsin. Biz döndürek, biz bunu yapak, biz bunu başarak. Çünkü Allah etmesin, biz bunu başarabilmezsek, Telafer'i böyle bırakırsak ya da sadece yani örnek veririm. Bu kadar iyi şey, yani Telafer'in il olmağına biz yorulak, Türkmen olarak biz yorulak, başkası moza konsun, o da olabilme ihtimali var. Özellikle Arap tarafında olabilme ihtimali var. Neden? Çünkü dediğim gibi Telafer'in jeopolitik yeri çok önemlidir. Jeopolitik nedenlerden dolayı Haşşabi oranı bırakmaz. Haşşabi oranı şey etmez. Bir de DAEŞ'in de tekrardan saldırabileceği bir zayıf nokta olmasını istemez. Hani bir sınır olarak düşünün. Düşman size herden saldırır. En zayıf olduğunuz yerden saldırır. Şimdi Telafer en zayıf nokta olsa gene bizim insanlarımız orada zarar görür. Gene bizden olan, bizim kanımızdan olan, Türk olan, Türkmen olan insanlar orada zarar görür. Biz bunu istemiyoruz. Türkmen olarak biz bunu istemiyoruz. Yani buradan bütün yetkili taraflara da demek isterik. Biz bir işe kalkak, biz yapak, biz. Yani Türkmen olarak biz bir kere bir işe öncülük edek. Ki yarın bir gün bir şey olan da, yani Arap kesim hakat eden de ya da Kürt kesim hakat eden de biz diyor kanka yok, bu bizim işimizdi. Biz bunu ettik, biz bunu yorulduk. Biz Telafer'i böyle böyle ettik diyek. Bu bizim için önemlidir. Yani özellikle siyasi demeyeyim kanka. Siyasini bir tarafa bırak. Siyasini demeyeyim. Kültürel olarak. Hani niye mesela Türkmenli Festivali'ni mesela Telafer'de yapmayalım bir yıl? Mesela niye Türkmenli Festivali adında her bölgemiz öz kültürünü, öz yemeğini, öz her neyse işte, her ne var ise Telafer'e götürürüz. Çünkü hani Telafer'deki insanlar, Telafer etrafındaki o köyde yaşayanlar bunu görünce diyor ha o bu bizim insanımızdı. Bu yani bu bizim insanımız buradaydı. Biz bunların gözü ucundayız. Bunlar bizi hani burcu etmeyip ya da ne bileyim unutmayıp da buradaydılar. Onlar aslında bir motive kaynağıydı. Şimdi bütün işe kaç şeyde ucu. Yalla para yalla para toplayak, cedak bunu yapak, yalla para toplayak, saha yapak ya da ne bileyim herhangi bir şey. Mozaika para da hocam.
Huzu akabı da Erbil'den insanlarımız, Erbil'den, Çarşı'dan, Cıdak oraya, diye kalkı, biz buradayız, sizi danık. Bak, yarın bir gün şehir olsun. Siz burada olun, siz buranın sahabı olun. Yarın bir gün şehir olanında yenice bir pazar atılar. Çok büyük bir pazar atılar. O pazardaki insanlar nasıl yani Kayseri'deki çimin hepsi Türkmen olmasın da Arap'tan şurtan olsun. Nasıl hepsi bizden olmasın? Nasıl bizde demiyor kanka işte hani yarın bir gün telafarı bir ucu olsa Arap şurta girse telafarı şey diyor kanka girdiler ama telafarın asıl asası bu da bak işte pazarında Türkmen var. Pillerinde Türkmen var. Bunları diyebilir. Peki telafarın mozu nasıl indi ortaya geldi? Onu da birazdan bahsederim. Telafer şimdi Şia Sünni ayrımını en az yapan Türkmenlerdi Irak içinde. Hiçbir yerde hoca. Yani bak isterse şehir olarak diyeyim. Bağdat halkı, Basra halkı hiçbirisi de hoca. Şia Sünni ayrımını yapan bakın en az bızık. Çünkü bizim dedelerimizden, bizim kozalarımızdan bir kalıptı. Biz demiyoruz, ha sen Şia'san, o zaman sen orada kal, gelme buraya. Sen Sünni'san, orada kal. Bizde bir yoktu. Bunu Çarşı'da da görebildik, Erbil'de de görebildik. Özellikle 90'larda, o Çarşı mevzu, özellikle 90'lardaki o buranın güvenli bölge olmasındaki vakit, çifirden insanlar Erbil'deydi, Çarşı'daki insanlar buradaydı. O vakit hoş Şia'sına var idi. Ama biz Erbil'ler olarak, yani Erbil'ler olarak değil, Türkmen olarak şey demirdik, bir Şia'dı, bir Sünni'ydi. Şia isimden orada cetman falan filan. Yani ayrımcılık yapmırdık. Şu an hala da yapmırdık çok şükür. Yani çok şükür ki böyle bir millete sahibiz. Ama telafer özür dilerim bu telafer Irak'a bağladı. Şimdi Irak'a bağlı olduğu için de bir bazı şeyler siyasiydi. Siyasi olduğu için de parlaman yoluyla meclis yoluyla cetması gerek o mevzulara. Bazı yanlışlarımız olmuş idi vaktinde Irak parlamentosunda. O yanlışların acısını çekeriz. Yani şu an o acının şeyini çıkardırdılar. Yani çıkardılar bizden şu an halen. Çünkü yani bir senizade telafer insanı orada da hocam. Bize çüsüp hamsi tarafa çüsüp. Şimdi çüsmeseydiler şunu diyebilirdim. Irak Türkmen cebesindeki bir Türkmen bunu yapıp. Ama bahsettiğimiz bu milletvekili Irak Türkmen Cebesi'nin şeyinde, Irak Türkmen Cebesi listesinde olabilirdi. Ama Doğu, nasıl haradaydı? Fatih Koalisyonu'ndaydı. Muhtar el-Musevi. Muhtar el-Musevi Fatih Koalisyonu'nda nasıl oradaydı? Şimdi onu da oturup söyleşecek. Nasıl oradaydı? Nasıl Irak Türkmen Cebesi'nde Doğu? Nasıl bir Türkmen bir Türkmen hizminde doğucu kanka, böyle diyeyim. Nasıl bir Türkmen hizminde doğucu? Nasıl bir Arap hizmindeydi? Şimdi bunları şöyle diyebilirler çünkü hani diyordum ya, telafer hani sadece telafer değil, bütün bölgelerimizde şu aslında yok idi, çok az idi demiştim ya. Ha işte o çok az, çok az olan mevzular da bunlara sebep oldu. Böyle insanlarımızın ayrı olmasına, ayrımcılık hissetmelerine sebep oldu. Yani Irak Türkmen cebesinden çıkıp sadece Irak'ta değil, burada da aynı şekilde dedi. Ama buradaki şeyde hocam mesela bir ayrımcılığa uğramadılar hiçbiri. Tamamen kişisel menfaatleri düşünüp kişisel menfaatleri özlerine koydular. Böyle devam ettiler. Ama oradaki mevzu bizim bildiğimiz kadarınca. Çünkü bunun bir siyasi geçmişi var. Bunun bir siyasi planı var. Tam olarak ne zaten bilmiyorum ama bu milletvekilinin ve Türkmen milletvekilinin Muhtar el-Musevi'nin Irak Türkmen Cebesi'nin listesinde, Irak Türkmen Cebesi'nin partisinde görmeyi isterdik. Şimdi orada da bazı mevzular var. Çok şaşırdığı bir şekilde 331 milletvekilinden seçen Saçiz'in imzasını toplayıp da bu 88 imzadan sonra tabii ki de başkanlığa verer. Yani meclisin tamamının onayına verer. Onay verildikten sonra telafer inşallah
Yani inşallah şehir olar. Çünkü biz de isırık artık. Telafer il olsun. İlçe de şu an il olsun. Çünkü yani telafer başta da dediğim çimin. İlçe olup nüfusu en çok olan tek yerde. Yani nüfus hem çoktu hem de hala ilçede, il döce. Ne için bunu yapıyorlar? Yani o siyaset neydi? Bugüne kadar böyle yerde ki il olmadı. Ha mesela bizden evvel ya da önceki dönemlerde bazı insanların, bazı siyasilerin telafer hakkındaki bazı projeleri olmuş olabilir. Ama o vakit olmadı, indi oldu. İndi de kesin doğru. Sadece 88 imza toplayıp da ve meclisin genel oyunu verir. Yani kabul edilir yoksa yok. Şimdi kabul edilmezse bu düpedüz. Yani bunun başka bir yani izahatı yoktu. Başka bir açıklaması yoktu. Bunun tek açıklaması budur. Bağdat İstanbul'a bir şehir olsun. Bir böyle bir şehir olsun. Safi bir şekilde Türkmen olsun. Ya da safi bir şekilde tek milletten olsun. Şuradan anlaşabilir Bağdat. Ama Türkmen nerede? Siyasi menfaatlerinde çok doğru. Sadece hani öz toprağım, öz yerim, öz ailem, özüm fıçrında Türkmen. Bindi doğru. 2000 yıldı. Bu fıçır hep belaydı. Osmanlı vaktinde, Osmanlı'dan evvelde, Akkoyunlu vaktinde de, Selçuk vaktinde de, Karahanlı vaktinde de hepsi aynıydı. İlhan vaktinde aynı, hepsi aynıydı. Türk milleti olarak, biz Türk milleti olarak bir fıçımız var. Bu cümle mesela Erbil'de olanlar bilir. Bir hakikat çok var mesela şeydeler. Erbiller asla yer satmaz burada. Erbiller arsa satmaz. Erbiller hiçbir şeyini satmaz derler. Ne için? Çünkü biz Erbiller içimizde hala o Türkmen fıçiyeti, o Türk fıçiyeti var. Yer satma arık. Kalede de aynı belaydı. Kalede bizi zordan çıkarttılar. Şimdi orası ayrı mevzuatı. Telafer mevzuatı bu günlük bu kadardı. Herhangi bir gelişme de aynen olursa bahsederim tabii ki siz için. Çünkü telafer bizim için önemlidir. Telafer şehir olmağı Türkmen eli için önemlidir. Telafer'de Mandeli'ye dediğimizde o telafer başlangıcı da bizim için çok önemlidir. Telafer insana çok fazla zulme uğradı. Daesh vaktinde, Daesh'den evvel, Baas vaktinde, Baas'tan evvel, İngiliz alinden yani çok fazla zulme uğruydu. Ama hala bugün bir el atılsa telafere, bir cedilse, bir bakılsa telafere, hala bir umut var diye düşünmem. Tabii bu mevzuun tafasili tam olarak Teba gazetesinde işler inşallah. Yenici gazete 15 Aralık'ta sizden olur inşallah. O vakit bütün bu mevzuun detaylı tamamıyla yani ne var yok oca arkası hepsini gazetede sizlere anlatırız. Böyle telafer mevzuun. Telafer mevzuundan sonra pardon. Telafer mevzuundan sonra gelir seçme. Şimdi seçim geldi gitti. Şimdi diyebilirsiniz. Nerede gene seçim? Nerede gene mevzu seçimdi? Mevzu gene seçimdi. Çünkü bazı mevzular var. Tabii onları seleşek. Şimdi Neçivan Barzani bir karar çıkarttı. Neçivan Barzani bir talimat verdi. Yani daha doğrusu böyle diyeyim. 2 Aralık 2024'te saat 1'de tabii bütün parlament toplansın. Tabii uzun bir süre parlamentte ilk hani parlament başkanı falan filan seçilmediği için KDP'den en yaşlı aday kimse o oturum başlar. Olkara KDP'ye verirler. Hani hükümet teşkil etsin diye. Şimdi KDP taraflardan görüşmeye başlayıptı. KDP'den görüşebilir. Peki bu sefer yani nece olur?
opozisyon dediğimiz ya da muhalif dediğimiz şekilde olur yoksa ayrı bir şekilde olur. O da var. Yeni nesil ne oyunu dediğimiz o çok fazla şaşırtıcıydı. Ne için? Çünkü o baya baya mevcut şeyler ise dedik ki ya başbakanlık istirham ya da başbakanın dışında o bir görevler istirham. Yani başbakanın dışında başkanlık, yani Irak-Kürdistan bölgesi yönetimi başkanlığını ve bir neçe bakanlığı falan baya böyle büyük görevler istirham. Şimdi Mesut Barzani'nin de aynen bir açıklaması var idi. Deyip biz şart koymadık, şart da kabul etmedik. Şimdi KDP'nin başkanından böyle bir hakikatin gelmeği bazı şeyleri ortaya koyar. Yani yeni nesilden, yeni nesilin şartlarını kabul etmiyor. Şimdi yeni nesilin şartlarını kabul etmezse kimden otursun? Bir gürültü var. Halvest var. Komal kaldırmıram diri. Yani Komal şimdi Komal katılmasa bu sefer sandalyeler değişir. KDP'nin sandalye sayısı değişir. KDP'nin sandalye sayısı değişir. Yani bunların hepsi değişir. Şimdi Gora'nın bir sandalyesi var. İttifak, Hapaymayın dediğimizin bir sandalyesi var. Beregel, Halk Cephesi'nin iki tanesi var. Komal'ın üç tanesi var ama katılmıyor. Halvest 4 tanesi var ya Gürtü 7. Yeni nesil ya da Neoyunlu'ya dediğimiz 2 kat artırarak sandalye sayısını 2 kat artırarak 15 sayısına çıktı. KHB 23, KDP 39. Bir kere ki KHB parlamentosunun farkı neydi? Onu size diyeyim. Bu sefer büyük pay yoktu, aslan pay yoktu hiçbirisinde. İlla ki KDP ve KHB o birisilerden oturup masaya oturup anlaşmalı. İlla ki yoksa asla şey yoktu. Aslan payım mandadı. Ben o şef hükümet kurabildim. Şimdi KDP'ye süre verirler. KDP kurabildi. Kurabilmedi sonra KHB'ye kadar böyle sandalye sayısına göre böyle aner. Normalde 60 günde bir hükümetin kurulması gerek. Ama her zaman kurular, nece kurular. O da daha var çünkü seçim öncesinde KHB-KDP'nin birbiriyle atışması var. Atışmadan sonra tuhaf bir şekilde içisi de diri ki biz bunlar seçim miydi? Bunlar seçim kampanyasıydı. Biz şu an gerçekten iyiyiz. Yani ziyaret olsa kapımız açıktı. Çıdarık ziyarete. Her iş taraftan bu mesajlar, bu hakikatler var. Evet. Hiç ben bazı aynı dediğim için böyle bir talimat verdi. 3 Aralık'ta otursun. Peki ondan sonra oturum ertelenir, ertelenmez. Bence ertelenir büyük ihtimalle çünkü aslan payı yoktu dediğim için. Parlamanda aslan payı olmadığı için yani B3 pay. Yani 50+1 olmadığı için. 50+1 olmadığı için o vakit de bir taraflar. Özellikle KDP kaybı çünkü biri 39'da o birisi 23'de. Bunlar da bir diğer taraflarda otursun. Bu süreç uzun bir sürece benzeri. Yani bir de gelecek yılda Cezayir'in Nisan ayında Irak parlamentosunun seçimi var. Bir içisi istisnece olur. Onu da ucumuzdaki günlerde görürük. Şimdi gelelim İsrail-Lübnan savaşının ateşkesine. İsrail-Lübnan savaşı İsrail yani Amerika'nın şeyden, Amerikan yardımıyla, Amerikan hakikatiyden her iki taraf durdu. Hem Netanyahu tarafı. Yani Netanyahu dursa da Netanyahu'nun kabinesindeki o bakanlar huzursuzdu, şikayet ediyorlar. Biz niye dururuk? Yani buraya kadar gelmişiz. Lübnan. Falastin'i bahsetmiyorum. Gazze'ni bahsetmiyorum. Şu an sadece Lübnan. Çünkü Lübnan savaş başlangıcında da Lübnan'dan, Lübnan'dan İsrail arasında 3000'e yakın insan şehit olup Lübnan tarafından. Şimdi bugün ateşkes Erbil saatinden sabah saat 5 başladı ateşkes. 60 gün boyunca devam eder. Peki bu 60 günde ne olur? Gene vaktinde Irak'ta olduğu için bir koalisyon ortaya çıkar. Avrupa'dan, Fransa'dan, Amerika'dan, İngiltere'den bir koalisyon ortaya gelir. O koalisyoncular gene ateşkes falan filan diğer o taraf diğer mazulları bahsedecek. Var ise dil dediğimiz ya da o bir mevzular da alışveriş olur. Şimdi Gazze de burada
Yani Gazze değil. Hamas'ın da burada bir açıklaması var idi. Hamas da Suudiyan arabuluculuğundan, Katar'ın arabuluculuğundan biz dedik ki, yani Hamas dedi ki biz varız ateşkese. İsrail'den anlaşabilirsek hariçimiz var, hariçimizde ateşkes yapabildik direm. Şimdi bugün bu üç mevzu var idi. Tabii ki Tel Afar çok önemliydi. Tel Afar'ın mevzu da Cilazer Cunlar'da tam ortaya oturar. Tam ortaya oturar. Çünkü bunun daha parlamanı var. Daha orada oylamaya sunulacaktı. Ertelenmese tabii. Orada yani Bağdat menşeili mevzumuz var. Burada da hükümet kurulması var. Bunlar bir yana nüfus sayımının sonuçları. Şimdi nüfus sayımı sonuçları ilk olarak Irak 45 milyonu aştı. Şimdi 45 milyon ilk istatistiklere göre, ilk malumatlara göre Irak 45 milyondu. Buna sebep olar ki Irak parlamentosu artık 331 sandalye değil 450 olar. Yani yaklaşık 100-110 sandalye fazla olar. Peki bir 110 sandalye çıma fazla olar? Hangi tarafa fazla olar? Kürdün orada ne kadar sandalyesi daha fazla olar? Türkmen'in ne olar? Çarşı'da ne oldu? Yani çünkü Çarşı'da Arap'ta 140. madde demeden, o falan filan demeden girdi Çarşı'ya. Nüfus sayımını orada yaptı, orada sayıldı. Şimdi nüfus sayımı oldu artık. Şu an bütün malumatlar Bağdat'ta var. Şeyi de hamsi bilirler. Hani Çarç ne kadardı, Erbil ne kadardı, Bağdat ne kadardı. Ona göre de bir bütçe hazırlanır. Şimdi KB'nin de bütçesi aynen değişti. Ama bu değişiklik tam olarak nüfus sayımı tamamıyla bittikten sonra açıklasak siz için daha sağlıklı olur. Mevzularımız bugün bahsettiğim için 4 anaydı. Tel Afar, canımız Tel Afar, Türk Tel Afar. Yani inşallah Tel Afar istediğimiz için tam o şeyine ulaşar. O şehir ulaşar. İnşallah bir gün refaha ulaşar. Böyle diyeyim. Yani hiçbir şey istemiyorum Tel Afar'dan. Sadece bir refaha ulaşsın. Burada hükümet kurulmağı çok önemli. Çünkü hükümet kurulmadığı anda gene ya düze gelirse Bağdat'ta müşkületimiz olur. Çünkü Bağdat'a yaklaşık Mustafa Kazım'ın vaktinde uzun bir süre hükümet kurulmamış idi. Uzun bir süre hükümet kurulmadığında parlamento üyeleri oturmadığında müşkiller ardı ardı gelirdi yani. Müşkiller çok fazlaydı. İnşallah burada bu mevzular olmaz. Çünkü KDP'nin artık bu mevzulardan da ayrı dış tehlikelerden özlerini koruması gerek. KDP'nin de aynı bir şekilde çünkü KDP artık bu şuurda da bu fikirde de kabili ki tek düşmanı şeydi hocam. Hani tek düşmanı ne bileyim İran'da hocam. Ya da PKK terör örgütü de hocam. Belli ki yarın bir gün İsrail'den bu savaş sıçra sabahsına korunun yanında yaş dayanar. O ne diyeyim. Onun için şu an hassas bir dönemdeyiz. Celazık ilin Haziran'a kadar çok hassas bir dönemde çünkü Irak parlamentosunda seçim var. Irak parlamentosu seçiminden sonra şikayetler var. Şikayetlerin cevabı var ki o yüzden bu Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin parlamentosu, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin parlamentosunda 45 şikayet var idi. Hiçbirisi, yani hepsi reddedildi. Bütün şikayetler geri alındı. Bugünlük mevzularımız bu kadardı. Gelecek haftada inşallah tekrardan sizden olmak dileğiyle gelecek hafta çarşamba günü tekrardan sizden olmak. Herhangi bir yorumunuz, herhangi bir eleştiriniz var ise Teba'nın Messenger'ından, Teba'nın Facebook'undan ve öz şahsi hesabından yazabilirsiniz. Herhangi bir bahsetmek istediğiniz mevzu var ise yazabilirsiniz. Mevzular burada tartışabilir. Telefon da var ise, telefon etmek isteyen de var ise buraya açıktı. Allah selaşabilirsiniz. Burada
yorum yapabilirsiniz. O yoruma cevap veren insanlar olur. Burada yani az çok bir kapuz var. Siyasi olarak, fışı olarak, yorum olarak. Gelecek programda sizden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenle kalın.